Neredeydi Muğur abi? Çanakkale. Çanakkale'ye gittim, Balıkesir'e gittim kitap imzası için. Ya Çanakkale, yani sizin de Tabii, tabii. memleketiniz. Kendimi çok iyi hissettim ve inanın beraber olduğumuz arkadaşlara da, Kırmızı Kedi'deki arkadaşlarına söyledim. Yani arkadaş, elimizden her ne geliyorsa yapmalıyız Çanakkale'nin bu insani dokusunu korumak için. Çok haklısın. Çünkü yani ekonomimiz kötü, konkordatolar var, işte Suriyeliler dolmuş, evet ülkeye dair gelecek kaygılarımız var. Abi insan Çanakkale'ye bakıyor. Pırıl pırıl bir Avrupa kenti. İnsani açıdan. Tabii. Nasıl saygılılar Evet. birbirine, Yani dolayısıyla sırada beklerler, çıt çıkarmazlar, evet, bu kitap yaşam okumaya çok biçimimize, heveslidirler. bu yaşam biçimimize, bu insani ilişkilerimize, sıradan normal insanlar olabilme özgürlüğümüze sahip çıkmamız lazım. Çok doğru. Mesela bakın İstanbul'la ilgili hep onu konuşuyoruz. Şimdi mesela aday, iyi ki aslında aday belli değil de rahat konuşuyoruz. İşte birinin olması söz konusu falan, yani kız istemeye gitmiş Kılıçdaroğlu falan, ama yani o veya değil. Yani bir insanın artısı vardır, eksisi var. Bu tamam, hepsi kabul edilebilir. Ya bir önceki muhallebiciydi kardeşim ya. Muhallebici diye. Şehir oldu sütlaç gibi. Bakın herkes elini... Uğur abi. Herkes elini vicdanına koysun. Bakın Londra var, Paris var, New York var, işte Tokyo var. Efendime söyleyeyim. Yani İstanbul bir dünya metropolü. Alt tarafı işimize gitmek için 2,5 saat yol gidilir mi ya? 4 saat metrobüste beklenir mi ya? Ya bir köprüyü geçmek için 2,5 saat beklenir mi ya? Yani bu kadar insani eziyet olabilir mi? Bakın bir vizyondan söz ediyorum size. Bugün İstanbul'da pek çok ilçemizde, isim vermeyeyim kimseyi rencide etmemek için, ama yani maalesef AKP yönetimindeki ilçelerde ya deniz görmemiş çocuklarımız var. İstanbul'un ortasından deniz geçiyor. İlçelerinin %60'ı denize kıyısı olan ilçeler. İstanbul'da deniz görmemiş çocuklarımız var. Denizi olmayan Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen vizyonuyla çocuklarımız suni gölde yelken sertifikası alıyor. Plaj var Eskişehir'de. Yani bir vizyondan söz ediyorum, bir yaşam biçiminden söz ediyorum. İnsanlar lehine düşünce tarzından söz ediyorum. Mesela benim için kriter, köprü yaparım, yol yaparım. Ya onu yapacaksın tabii kardeşim. Yani o belediyenin zaten fen işleri müdürünün işi. Senin işin değil ki. Bahçe yapacağım diye. Ya belediyenin bahçeleri müdürlüğünün işi o. Cumhurbaşkanı onunla uğraşıyor. Ya bana şu lazım. Mesela bir CHP'li belediye başkanından benim beklediğim, yani mesela otizmli çocuklar için bir eğitim merkezi istiyoruz biz. Mesela biz engelli yurttaşlarımızın tıpkı Eskişehir'de olduğu gibi herhangi birinden yardım almadan, tıpkı yurt dışında olduğu gibi, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi rahat hayatını sürdürebileceği şehirler istiyoruz. Biz her ilçemizde, mümkünse her mahallemizde, her semtimizde bir kadın sığınma evi istiyoruz. Biz sokak çocuk hayvanları için proje üretecek bir belediye başkanı istiyoruz. Yani biz artık buraları düşünmeliyiz. Ama bakıyorsunuz AKP yönetimindeki şehrimize, dünyanın en güzel şehri ya İstanbul. Dünyanın en güzel şehri. Avrasya tünelini bile su basıyor. Yani bu kadar olmaz ki. Yani dalgıçlar alt geçitten insan çıkarıyor. Yani kar yağıyor, sokağa çıkmayın diyorlar. Yağmur yağıyor, sokağa çıkmayın diyorlar. Ya bahar oluyor, alerji var. Ya kardeşim, siz bu şehri hangi mevsime göre yaptınız ya? Bununla mücadele edebilmek bazen
sürekli aynı insanlarla ve sürekli seçim kaybetmeden kaynaklanan bir karamsarlık oluşuyor. Ama yani Amerikalıların dediği gibi yani back to basic, yani temele dönüp mantığına baktığında işte tablo bu. CHP'li belediyeler olmasa dünya kriterlerinde Afganistan seviyesindeyiz. Bakın bugün mesela Bağcılar Belediyesi. Çok severim. Neden? Çünkü senelerce iş yerim Bağcılar'daydı. Hürriyet, Milliyet anlamı. Senelerce orayı gittik. Esnafını tanırız, insanlığını tanırız. Abi Suriyelileri bir doldurdular. Bugün Bağcılar'da Suriyeli çocuk sayısı Türk vatandaşı çocuk sayısından fazla. Suriyeli doğum hızı Türk vatandaşı doğum hızını geçmiş vaziyette. Yani sen bunu insanına niye yapıyorsun arkadaş? Niye yapıyorsun? Bugün Gaziantep'e gidin. Suriyeli ilçeler oluşmuş. Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Bingöl'de, Osmaniye'de, Kilis'te maalesef. İnsan inanamıyor. İnsan inanamıyor. Şu anda fiilen her 20 kişiden biri Suriyeli. Sen hala diyorsun ki biz belediye. Ne belediyecisi kardeşim? Adana'da bir büyük ilçe gibi bir bölge var. Tek bir Türkçe tabela yok. Hepsi Arapça. Evet. Uğur abi, İstiklal Caddesi'ne çıkın. Arapça bilmiyorsanız size rehber lazım. Arkadaşlar, ben videosunu çektim. Sosyal medya hesabımda yayınlayacağım. Ya Arapça fal bakan var ya. Arapça kahve falı bakan var abiciğim. İstiklal Caddesi'nde. Yani bu ondan sonra diyorsun ki biz çok iyi belediyeciyiz. Sen sokaktan haberi olmayan belediyecisin. 1000 metrobüse de bir şuradan şuraya git bakayım nasıl olur. Arkadaşlar, sabah işe gidip gelirken, akşam işe gidip gelirken çok rahat gittiğimizde bile çok rahat. Yani abi çok kısa sürdü dediğimizde 1 saat sürdü. Sabah git 1 saat, akşam git 1 saat. Değil mi? Ayda 3 gün yapıyor. Ya. 72 saat yapıyor. Ayda 3 gün demek İstanbullular senede 1 ayını direksiyonda ya da otobüs koltuğunda geçiriyor. Bu diyor ki biz belediyeciyiz. Sen nasıl belediyecisin ya? Her İstanbullunun 1 ayı çalınıyor. Bugün İstanbul'da eğer 2 yaka arasında oturuyorsanız, bu söylediklerimi her gün yaşıyorsunuz, mesailer ya 4 saate inmiş vaziyette, eğer patronunuz müsamahakarsa, ya da patronunuz acımasızsa 12 saate çıkmış vaziyette. Daha dün şehir hatları içinde deniz otobüsü hizmeti veren şirket biz bu işi yapmayacağız. Çünkü durup dururken adamın iskelesini yıktı. Bir geliyorsun iskele yok. Bir gidiyorsun otobüs yok. Biz diyorlar çok iyi şehri yönetiyoruz. Siz şehir mehir yönetmiyorsunuz. Bir de çok iyi yönetiyorlarsa neden Büyükşehir Belediye Başkanları'nı aldın görevden? Tabii. Niye alıyorsun? Yani ben mesela özellikle Kadir Topbaş'ın su muhallebisinden çok memnundum. Bakın ben mesela şöyle bir şey düşünüyorum. Gerçekten. Profitrol de fena değil. Mesela Binali Yıldırım'ın aday olması düşünüyorum. Değil mi? Yani bulunma Sint kumaşı Binali Bey. Değil mi abi? Her şey oldu. Şimdi de şey olacak. Ben mesela Binali Yıldırım Bey'in bakın size yapabileceği muhtemel projelerini sayayım. Ben çok severim Binali Bey. İzmirlilere mesela hakikaten teessüf ediyorum. Bu kadar güzel bir adamı İzmirliler seçmedi.
Adam meclis başkanı oldu, başbakan oldu, AKP genel başkanı. İzmirlilere yaranamadı. Bakın, bence mesela Binali Yıldırım İstanbul'a belediye başkanı olursa Galata Kulesi'ni yıkıp yerine Kasımpaşa Kulesi yaptırır abiciğim. Ve çıkmasak bile o kulenin parasını öderiz. Çünkü dünyada uçmadığımız halde parasını ödediğimiz, geçmediğimiz halde parasını ödediğimiz köprüyü, uçmadığımız halde parasını ödediğimiz havalimanını, girmediğimiz halde parasını ödediğimiz tüneli Binali Bey yaptı. Dünyada bundan daha büyük bir başarı olamaz ya. Geçmiyorsun, parasını ödüyorsun. İnanılmaz bir şey ya. O yüzden mesela bence Büyükçekmece Gölü'nün yanına daha Büyükçekmece Gölü yapabiliriz. Mesela lazım mı? Bakın, Atatürk Havalimanı'nı kapatıyoruz. İstanbul Havalimanı'nı açıyoruz. Niye yapıyorsun sen bu işi diyoruz? Kapasite yetmiyor diyor. Atatürk Havalimanı'nın kapasitesine 90 milyon. Niye kapatıyorsun? Ya kapasite yetersiz olduğu işi yapmıyor muyuz biz? O zaman kapasitesi olan bir yeri niye kapatıyorsun?